Ee, şu an e, hükümetimizin talimatları doğrultusunda kontrollü bir normalleşme süreci başladı. Bu süreç çerçevesinde yarından itibaren e, artık ziyaretçi kabul etmektedir. Ziyaretçi durumu da şu şekilde olacaktır: hafta içi saat 11 ile 15 arasında e, Salı Çarşamba, Perşembe günleri 11-15 arası. Bunu özellikle vurgulayın. Pazartesi ve Cuma günleri ziyaretçi kabul edilmiyor. Nedeni de şu, bakım ve temizlik çalışması. Yapılması gerekiyor evet. bu hayvanlarla ilgili. Pazartesi, Cumartesi dışında her gün vatandaşlarımız gelebilir. Cumartesi, Pazar günleri ilgi çok yoğundu. Mesela bu hafta sonu Pazar günü burada açıldığını düşünerek vatandaşlarımız şu görmüş olduğunuz ana caddeye kadar bir konvoy oluştu. Ziyaretçiler geldi e, buraya. Cumartesi, Pazar günleri de, sabah saat 9. 9.30'dan akşam saat 17.30'a kadar ziyaretçi varsa 18.30'a 19'a kadar sürebilecek ziyaretçiye açıktır Bir burası. Bu bölgede kaç hayvan bulunuyor peki? O bölgede de toplam e, e, burayla birlikte 202 hayvan bulunmaktadır. Yani e, 165 hayvan da orada var. Evet, orada hayvanlar nasıl beslenirseniz ondan da biraz bahsederseniz oradaki bulunan hayvanlarla. Bu hayvanlarla ilgili tabi. E, tabii e, kapalı alan e, barınakta orada kon müşahede altında tuttuğumuz ve yavrularını baktığımız hayvanlarla ilgili de e, ilgili de orada bir koku oluşmasın daha fazla bir bakteri vesaire üremesin diye özellikle biz hazır yem kullanıyoruz hazır mama kullanıyoruz hazır mamalarımızda küçük e, patiler için ayrı büyük e, ana patiler için ayrı e, mama kullanmaktayız ve belediyemiz bu ihtiyacı bittikçe karşılamaktadır ayrıca e, Halas genelinde de 35 ayrı noktada patilerle ilgili, sokak hayvanları ile ilgili besleme noktası oluşturduk. Biz 20 tane dışarıda, şehir içerisinde bu patiler gelip de işte hayvan şikayetçi olanlar da oluyordu. Hayvanseverlerin yanı sıra istemeyenler de sürekli şikayet edenler de oluyor maalesef. Öyle bir durumlara da yol açmamak için şehir dışında daha ziyade yerleşim yeri, alanı dışına biz 20 tane vardı. İlave olarak şehir içerisinde de 15 tane besleme noktası koyduk. Günlük düzenli olarak bunların mamasını karşılıyoruz. Oralara aynı zamanda bizim buradaki şey komando tugayından da yemek fazlasını da alıyoruz onunla da takviye ediyoruz kendilerine tugay komutanımıza da ayrıca teşekkür ederiz anlayışlarından dolayı teşekkür ederim.